diyor hoppala, yazın yazı oz diyor hoppala diyor. Nasıl gidiyor biraderlerim? Kafeinle ilgili bir bilimsel araştırmamız vardı. Onu sürdürüyorum biraderlerim. Yanlış odayı seçmişsin biraderim. Her yerde yol çalışması var. Burada yol yok arkadaşlar. Şöyle ki yurt şurada ama direkt bir yol yok. Tel örgülerle ve tahta çitlerle kapatılmış. 1,3 kilometre uzaklıkta bir Lidl market varmış. Hafta sonu hazırlığı. SIM kart aldım 5 zloty. 65 lira. 6 GB internet Zapkadan. Favori biralarımdan. Buldum şurada. Tabelayı görüyor musun? Sarı renkli. Bu değil. Şu. Bu renkte tortilla buldum. Alayım mı? Başka çeşidi yok mu? Bir yerden tanıdık geliyor mu? Bir yerden tanıdık geliyor mu? Bir yerden tanıdık. Giderken şunlardan da alacağım, vanilyalı falan. Şunlardan. Öz bu. Bunlar öz. Şu pastel renklere bakar mısınız? Bir saniye, hepsini görmeniz lazım. Şunlara bak. Bu arada dış yüzeyindeki yapıştırma. Bu da National Geographic versiyonu herhalde. Alkolcüler buraya. Desperados Original yazıyor. Normal Desperados'u biliyoruz. Şöyle oluyor. Çok fazla çeşit yok burada. Şundan var. Kong Strong. Fransa'ya giderken denemiştim bunlardan. Şunlardan. Monster'ın sadece bu çeşitleri var. Okey. Benim en sevdiğim muffinlere benzetmeye çalışmışlar ama aynısı değil. Çıktım. Hiçbir şey almadım arkadaşlar. Dönerken bir şeyler alacağım. Bavulumu dolduracağım. Telefon hattımı şuradan almıştım. Zapka. Böyle yeşil tabelası oluyor, unutma. 5 zloty verip 6 GB internete sahip olabilirsin bir haftalığına. Şimdi Biedronka'ya gidiyorum ama Little çok güzeldi arkadaşlar. Nasıl telaffuz ediliyor beni düzeltirsiniz yorumlarda, olur mu? Hea. Çok güzel şeyler vardı. Bir sürü sos getireceğim arkadaşlar. Sofralarımızda farklı farklı soslar olacak. Ben market gezmeye geliyorum arkadaşlar Erasmus'a. Market. What's that? What the fuck yalnız? Z. Z'yi vurgulayarak Polonyaca konuşabilirsiniz arkadaşlar. Buna geldik şimdi. Bu Centrum. Mm-hmm.
Gratis tarzı bir yer vardı, oraya girdim. Şurası. Tam yaya geçidinden geçeceğim. Geçsem mi geçmesem mi karar vermeye çalışıyorum. Bir teenage topluluk arkadaşlar. Geçebilirsin, geçebilirsin diyorlar. Bu ülkede geçebilirsin. Bu ülkede geçebilirsin biraderim diyorlardı. Sorun geçmek değil, karar vermeye çalışıyorum. Bizim ülkede de yaya geçitlerini aktif olarak kullanırız dedim. Ayrıca biraderim, ne zaman geçip geçmeyeceğimi kendim karar veririm dedim. Sağa dönün. Ya sik. Şöyle bir market buldum arkadaşlar. Hadi içerisine bakalım. İlk defa giriyorum. İnanılmaz heyecanlı. Dev gibi. İlk bakmaya başladığım reyon burası oluyor genelde. Şunları çok severim. Donut ve vedelleri severim ama aşırı pahalı arkadaşlar. 2,5-3,5 zloty arasında gidip geliyor normalde Biedronka'da. Efsanevi. Arkadaşlar bizim topraklarda yetişmiyor mu bunlardan? Bizim topraklarda. Toprak. Yani sos kısmı aşırı küçükmüş. Türkiye'ye dönerken bunlardan alıyorum. Ne diyorsunuz? Şundan evde vardı zaten. Bu evrensel bir şeymiş anladığım kadarıyla. Bu ne her yerde var? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Kimchi ya. Kimchi ya. Şöyle paket soslar çok iyi oluyor. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar Erasmus'a geldiğimden beri günde bir öğün yiyorum. Bir tane proteinli içecek alacağım. Kan şekerimi toparlasın. Şekerli olmasını istiyorum. Tamam, bu şekerli arkadaşlar. 10 gram şeker var. Bir tane bundan aldım. Bakalım bu size nereden tanıdık gelecek? Nereden tanıdık geldi? Nereden? Nereden arkadaşlar? Burada çok daha fazla sos varmış. Carolina Reaper'ı biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en acı biberlerinden. Ghost Pepper de öyle. İlk 5'teler. Üzerinde yazdığına göre 2 milyon Scoville. Kırmızı olan. Burada sandığımızdan çok daha fazla çeşit varmış. Tabi dönerken bunların hepsinden alacağım. Hafta sonu için bundan mı alsak arkadaşlar sizce? Şuna bak. %25 alkolmüş. Şuna bak. Eski mısır. Ne alaka diyeceksin şimdi. Diğer marketlerde olmayan, yalnızca burada olan bir şey varsa gösteriyorum zaten arkadaşlar. Bazı ürünler Polonya'da yok gerçekten. Özellikle cips falan yok yani. Kaldırın bunları, kimse almaz. Şundan alalım, ne dersiniz? Birden fazla okutursanız birden fazla çekebiliyor. Kredi 10 mu? Abi nasıl 10? Sadece bir şey alacağım. 10 zloty mi yatırdım şu anda buraya? Neden öyle oldu? Kredimi geri alabiliyor muyum? Alamıyorum herhalde. Tamam, hazırlıyor. Şu anda 10 zlotimi aldı. 70 lira para aldı şu anda bir kahve için. Bundan 2 tane alabilirdim bu kahve yerine. Gerçek mi bu? Peki ya paramın üstüyle ne yapacağım? Daha fazla kahve mi alacağım?
Şimdi gördüm. Pizza Hut var burada. Az önce Domino's görmüştüm arkadaşlar. Zloty çekmemiş arkadaşlar. 1.20 zloty çekmiş. Üstünü iade etmiş. O değil de ön kamera çok daha iyi çekiyormuş. Zloty çekmemiş. 1.20 zloty çekmiş. Bakiyenin kalanını kartıma iade etmiş. Dürüstlüğe bakar mısınız? Şu anda bir yerdeyim arkadaşlar. Trafiği mi arkamıza alalım yoksa? Burayı mı arkamıza, hiçliği mi arkamıza alalım? Mutluluk bazen sizin için paranızın üstü olabiliyor. İnanılmaz bir ayrıntı. Yağmur başladı. En sevdiğim şeylerden biridir. Yağmurda ıslanmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Mutluluk bazen paranızın üstünü alabilmektir. Mutluluk bazen yurt dışında kazıklanmamaktır. Şurada da oturabilirdik. Plazaların sigara içme alanı herhalde. Büyük ihtimalle. Şurada köpek var. Bar, rabar, bar. Bar, rabar, rabar, bar, 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 rabar. Ha, ya. Yağmurda ve yoğun karda yürümeyi çok severim. Sağanak yağış olacak veya yoğun kar olacak. Çünkü insanlar o hava koşullarında dışarı çıkmayı pek tercih etmez. Aa, bu arada bit pazarını bulduk. Bit pazarını bulduk ve perşembe bugün açıktı galiba. Bakalım. Bu arada Polonya'da eski araçlar çok ucuz arkadaşlar. Estonya'da da öyleydi. 300-500 euroya araba alabiliyorsunuz. Bugün açık değil galiba arkadaşlar. Dönüyorum o yüzden. Büyük Biedronka'ya gidiyorum şimdi. Arada hemen yaya geçidini atlamıyorum. Ben araca yol veriyorum. Deliriyorlar. Akılları başlarından gidiyor. Yok artık. Yok artık, şuna bakar mısınız? İnanılmaz. Yapmazsınız. Bunu da yapmazsınız artık. Yapmamışlardır. Yok artık biraderim. Yok artık. Farklı bir deneyim olacağı benziyor. Fransa'da da banliyolara girmiştim arkadaşlar. Burası ayyaşların içme alanı. Burası yazın inanılmaz olur. Çok serin olur. İnsanlar tercih ederler yani burayı. Fransa'ya gitmiştim. Fransa'ya gitmişken de güzel bir banyo dayağı yenmeden dönmez diye düşünüyordum. Banliyolara girmiştim yani. Aslında videoda çektim ama paylaşmadım. Büyük ihtimal biri evcil hayvanını buraya gömdü. Veya biri burada hayatını kaybetmiş olabilir. Bilmiyorum. Hikayesini bilmiyorum. Bu yol bizi nereye çıkaracak arkadaşlar? Aslında bu Erasmus'un çok yanlış bir karar olduğunu anladım sonradan arkadaşlar. Kafamda bir Asya turu vardı her zaman. Artık çok daha zorlaştı arkadaşlar. Çünkü bu Erasmus kredi kartıyla bir Erasmus. Dolayısıyla arkadaşlar bir süre borç ödemem gerekecek. Aylarca kredi kartı borcu ödeyeceğim. Köstebekler, sıçanlar veya tavşanlar böyle şeyler yapıyorlar. Kumları böyle tepeleme yüzeye çıkarıyorlar arkadaşlar. İzlanda'da akşam saat 7'den 8'den sonra yüzlerce tavşan gün yüzüne çıkardı. Bir volkanı... Ananın... Bir volcanic eruption gibi. Ve kimse dokunmazdı onlara. Yani et gözüyle bakmıyorlardı onlara. Çok ilginçti. Türkiye'de olsa akşam 7'den sonra mezzat olur arkadaşlar.
Çöp her yerde çöptür. Arkadaşlar size zaten göstermiş olduğum bir Biedronka'ya gidiyoruz şu anda. İsterseniz video buraya kadar olsun. Videonun devamını yurtta falan devam ederiz, olur mu? Bak güzelce sordum. Ön yargıları sebebiyle eşini kaybeden birini tanıyorum. Tam bir İstanbul sevdalısıymış bu adam. Old Town'da heykeli var. Şöyle bir şey buldum. Heineken Silver diye geçiyor. Ne var acaba içerisinde? Bu kadar ferahlatıcı. Girdiğim marketten çıkamıyorum. Her seferinde yeni bir şey görüyorum. Şuna bakar mısınız? Biber aromalısını da ilk defa görüyorum. Tavuğumu tortillanın içerisine koyacağım. Üzerine hangi sos kullansam diye düşünüyorum. Bunda karar kıldım. 5 zloty. Buraya geldiyseniz bunlardan denemek zorundasınız arkadaşlar. Ben de bir hostelin kahvaltısında tanışmıştım. İnanılmaz bir şey. Şekerli ve sütlü ekmek. Fiyatı bu ama iki tane alırsanız bu. İki tane almazsanız bu. Bir şey buldum. Singapur. Ramen varmış. Dönerken bundan da alıyoruz. Başka çeşidi var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Üzerine yosun da alırız. Bazı ürünlerin üzerinde Türkçe de yazıyor. Bakar mısınız? Türkçe, Yunanca ve Polonyaca. Hea. Buraya geldiyseniz bundan alın. Bunu da bir yerden hatırlayacaksın. Eminim bunu da bir yerden hatırlayacaksın. Hatırlayacaksın. Kolesterolüm biraz dengelensin arkadaşlar. Zeytinyağında tuna balığı. Buraya geldiğimde tüm ekmek aralarımın dürümlerimin arasına bundan koyardım. Bunlar baydı artık. Bu şeffaflar burada daha uygunmuş. Buradan alırız. Şöyle de fettuccine'imizi alırız. Yatıştırıcı ismi gibi. Şimdi şöyle. Burada kolalar genelde pahalı ama bunlar ucuz. Ama bunlara bir de şişe ekleniyor galiba. Şişe ekleniyor herhalde. Alalım 4 tane. Haftada bir tane içeriz. Ve bundan 2 tane alırsam tanesi 24 zlotiye gelir. Ardışık olmayan şekilde aldım. Arkadaşlar burada muz suyu var. Bundan alalım. Tam 3 saattir marketteyim arkadaşlar. Bana inanılmaz iyi geliyor arkadaşlar. Tam 3 saat. 2 haftalık alışverişimizi yapmış olduk. 1000 liradan fazla tuttu. Benim için tam bir terapi gibiydi arkadaşlar.
Her girdiğim markette en az 2 saat kalıyordum. Büyük alışverişler yapmamaya çalışacağım. Türkiye'ye dönerken yüklü bir alışveriş yapacağım. Videolarımda yiyeceğim ve içeceğim şeyler alacağım. Yarın cuma arkadaşlar. Cuma burada mübarek gün değil. Eğlencenin başladığı gün. İnsanlar cumadan eğlenmeye başlıyorlar. Yurda geldim. Totalde 1000 lira kadar. 1000 lirayı biraz geçmiş olabilir. İyi mi? He? Hı? Tunz gecesi anlı. Cessoni sarumazni. Prozik paniye tıkanı. Kolorovzni, Napoji smok, kaktus, javku limonka. Bu arada normalde ürünlerin arkasında besin öğelerini görmeye alışığız. Bu ürünlerin üzerinde ayrıca Nutri-Score'lar var. Bakın besleyiciliği yokmuş. Yok demek. Nutri-Score. Bu ürün soslu ve C. Bunun sadesi ve tuzsuzu A'ydı. A. Tam buğday ekmeği aldım 350 gram. Arasına koyacağım çünkü kahvaltı bile yapmadım. Videoda bir proteinli içecek ve kahve içtim sadece. Otofaji. Başlat. Otofaji. Vücut. Z'leri olabildiğince vurgu yaptığınızda okuyabilirsiniz. Bakalım göte Nutri-Score var mı? But için kullanabilirsiniz diyor. Butunuzun, tavuğunuzun yağını çektirebilirsiniz. Skino. Skino karbon. Dobrozinye. Arkadaşlar ben şimdi mutfağa geçiyorum. Bugünkü ilk gerçek öğünüm olacak çünkü. Nijeryalı bir çocuk var. Ayakları çok büyük. Devamlı böyle haşlama yapıyor. Ben yemekteyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar, olur mu? Kendine iyi bak arkadaşlar.